piyasadaki durumu hepimiz görüyoruz. İnsanların herkesin evine belli şeyleri yapması lazım. Malum hastalığın da özellikle çoğalmasından kaynaklı. Biz elmadan, armuttan, alıçtan ve erikten, değişik meyvelerden, sirkesinden, suyuna ve pekmezine varıncaya kadar birçok ürünü yapmaya çalışıyoruz. Bizim öncelikle doğru ürüne ulaşmamız noktasında doğal ürünü, ilaçsız, tamamen tabi olan organik ürüne ulaşmamız söz konusu. Bu manada genellikle bölgemizdeki dağlık arazilerde ilaçsız meyvelere ulaşıyoruz. Ve onlara ulaşıp topladıktan sonra görmüş olduğunuz gibi bunun temizleme aşaması var. Temizleme aşaması birebir elmanın nasıl yenecekmiş gibi hazırlanıp daha sonra o elmanın tek tek kesilip içindeki çürük, çarık sağlamlarının ayrılarak onların kaplarına konup sirke mayalama süreci var. Bu mayalama süreci ortalama 3 ay kadar sürüyor. Bu süreçleri her gün, her dakika, sabah akşam takip edilmesi gereken işler tabii ki. Koronavirüs başlamadan önce de sirkeyle alakalı bazı şeylerim vardı. Uyuşmalara, kalple alakalı, işte vücuttaki yağlanmalarla alakalı bir kullanma tarzımız, yapma tarzımız vardı. Ama şunu gördük, koronavirüsün başlangıcı itibariyle sirkenin özellikle temizlik aşamasında ve vücuttaki güçlendirme, karaciğer besleme ve benzeri mikroba karşı direnci sayesinde biz bunun ne kadar faydalı olduğunu gördük. Bizzat kendimizle, çevremizdeki arkadaşlar dahil. Bunun için biz de sirkeyi daha da geliştirip bu şekilde evimizde eşimize, dostumuza da hediye edecek şekilde sirke yapma yöntemine gittik. Bunu da doğal meyvelerden yapmanın daha faydalı olduğunu gördük. İçilebilir, tamamen doğal sirke yapıyoruz. Çok rahat anlayabilirsiniz. Piyasada kullanılan sirkelerde asit oranları yüksektir. Doğal fermentasyon söz konusu değildir. Bizim yaptığımız ürünler nenemizin, dedemizin yapmış olduğu, özellikle eskiden gelen geleneklere uygun yapılan sirkedir. Sirke tamamen kendi kendine fermente olmaktadır. Mayası kendi içerisindedir ve tamamen doğal yollarla üretilmek. Ekstra içine herhangi bir şey katılmamakla birlikte %100 doğal fermente bir sirkedir. Arkadaşlar sirke kesinlikle içilebilir. Doğal olan sirkenin içindeki mayalanma, fermente işlemi doğal bakteriden oluştuğu için probiyotik dengesini sağlayan çok zengin bir kaynaktır, içecektir. Sirke aslında bu asit düzeni yükseltilmesinden dolayı bizim sofralarımıza girmeyen, sadece işlediğiniz gibi salatalarda kullanılan bir şey gibi nüksedilmeye çalışılıyor. Buradaki sıkıntı şu, fabrikasyon imalatlarda meyve nektarı kullanılarak yapılır. Ama bizim yaptığımız imalatta göreceksiniz ki meyvenin tamamen kendi özü, posasıyla birlikte kullanılır. Sirke oluşurken tamamen o malzeme kullanılarak o malzemenin fermentasyonun neticesinde ortaya çıkan sirke doğal olmasıyla birlikte çok rahat içilebilir. Şöyle düşünün, mide rahatsızlığı olan insanların midesine iyi gelen bir şeydir ki mide rahatsızlığı olan insanlar kesinlikle sirke içilemez diye düşünür. Aksine bizim kendi etrafımızda, çevremizde arkadaşlarımız var. Midesindeki ülsere, galtise ve benzeri birçok şeye faydalı geliyor. Sebebi şu, biliyorsunuz ki safra kesesinden gelen o ürik asidi, bu görmüş olduğunuz sirke otomatik olarak kendi üretmektedir. Yani sirkenin kendi içindeki doğal asitler, doğal düzenleyiciler, içindeki gıdaların hepsi kendi gıdasına göre değişir. Bizim vücudumuzda çok farklı şeyler. Bu da koronavirüs döneminde özellikle hastalığın ortadan kaldırmasına, biliyorsunuz ki aynı zamanda temizlikte de kullanılır. Ağız sağlığı için de çok geçerlidir. Dişlerimizi temizleyebiliriz, ağzımızı çalkalayabiliriz. İçtiğimizde bütün vücudumuzu temizleyebilir. Hem temizlik hem de gıdadır. Sirke aynı zamanda probiyotik dengelicidir. Aynı zamanda kanı sulandıran, kanı temizleyen çok önemli bir detaydır. Şu özellikle pandemi sürecinde koronavirüsün en büyük etkisi olan kanın pıhtılaşmasına en kesin çözüm olan sirke kesinlikle çok önemlidir. Çünkü kanın en tabii özelliği kanı temizlemesidir sirkenin. Sirke kanı inceltir ve kanı temizler. Bu noktada da sirke aslında herkesin kullanması gereken çok önemli bir faktördür diye söylüyorum. Elmalarımızı kabımıza koyduk. Doğal suyumuzu da içine yerleştirdik. Mayalanma işlemini gerçekleştirdik ve üzerine bir tülbent kapatarak bunun doğadan oksijeni almasını sağlıyoruz. Ne yapıyoruz? Günde 2 sefer ya da 3 sefer meyvenin durumuna göre bunu açıyoruz. Şu şekilde kaldırıyoruz örtümüzü ve görmüş olduğunuz gibi üst tarafı kararmış vaziyette. Çünkü beklerken oksijenle temas eden meyve bakteriden uzaklaşıyor, sudan uzaklaştığı için ne yapacak? Bu şekilde kararıyor. Buradaki amacımız bu kararmayı engellemek. Bu şekilde gün içerisinde bunu
sabah ve akşam özellikle böyle bir ağaç kürek yardımıyla karıştırarak ne yapıyoruz? Meyvenin karışımını sağlıyoruz. Belli bir süre sonra çöktükten sonra bu şekilde karıştırabilirsiniz. Diri olduğu için şu anda meyvelerimiz yeni olduğu için bunu ne yapacağız? Bu şekilde karıştıracağız. Bu şekilde karıştırarak biz burada oluşacak fermentasyonun hızlanmasını ve doğru olmasını sağlayacağız. İşte görmüş olduğunuz şu köpükler aslında asidin üredine içinde oluşan fermentasyonun olduğunu belirten en belirgin özelliktir. Meyvenin içerisindeki gıda çıkar, asit dengesi sağlanır ve sirke bakterisi oluşmaya başlamış demektir. Aynen elmada olduğu gibi alıcımızda da görmüş olduğunuz gibi üzerine tülbentle kapattık, açtık. Günde 2 sefer karıştırarak gördüğünüz gibi fermentasyonu sağlıyoruz. İşte üzerindekileri kararmıştı. Alttan ben karıştırdıkça gördüğünüz gibi üzerine dirileri çıkacak. Kendini yenileyecek ve bakteri oluşumunu sağlayacağız. Yani sirke bakterisinin oluşumunu sağlayacağız. Değerli arkadaşlar, evet sirkemizin oluşması sağlandı. Sirkemizi şöyle daha fazla. Burada en önemli noktayı size söyledim daha önce. Buna katacağınız su tamamen doğal kaynak suyu olması lazım. Sıradan çeşme sularını, herhangi bir hazır suyu katmayacaksınız. Doğal dağlardan gelen kaynak suları yapıyorsunuz sirkenizi. Sirkemizi alıyoruz. Şu şekilde bakın sirkemiz oturmuş. Rengini görüyorsunuz. Piyasada gördüğünüz sirkelerin hepsinin rengi beyazdır. Aslında sirke gördüğünüz gibi sarı. Kendi doğal rengindir. Bunu şu şekilde getirip tülbentimizin üzerine dökerek bu şekilde posasını ayırmak manasıyla elmalarımızı ayıracak şekilde veya alıç olabilir, herhangi bir meyve olabilir.